Merhaba arkadaşlar, Python'da kalmış olduğumuz uygulamalardan devam ediyoruz. Bugün girilen sayının asal çarpanlarını bulan bir program oluşturacağız. Geçen dersimizde asal sayının ne olduğunu öğrenmiştik. 1 ve kendisinden başka böleni olmayan sayılardı. Şimdi de bölünmeyen çarpan ya da 1 ve kendisinden başka tam böleni olmayan çarpandır bu asal çarpan. Asal bölen olarak da geçmektedir. Şimdi örnek olarak 60 sayısını ele alalım. 60 sayısının asal çarpanlarını şöyle matematiksel olarak bir bulmaya çalışalım. Bu ortaokulda veya lisede verilen matematik dersleri içinde görmüşsünüzdür. Şimdi 60 sayısının asal çarpanlarını bölmek için 60 sayısını yazıyorum. 60 sayısı en küçük hangi asal sayıya bölünür? 2'ye bölünür. 2'ye bölüneceği için kaç kalacaktır? 30 kalacaktır. 30 en küçük asal çarpan hangisine bölünür? Asal sayılardan 2'ye bölünür. Peki 15 kalır. 15 kaldığı zaman 2'ye bölünür mü 15? Hayır. Ne yaptım? 3'e bölmeye çalışıyorum. 3'e bölündüm 15 sayısı. Evet. Kaç kaldı? 5 kaldı. 5 sayısı 3'e bölünüyor mu? Hayır. 4'e bölünüyor mu? Hayır. 5'e bölünüyor. Evet, 60 sayısının asal çarpanları şurada yazılmış olduğu gibidir. 2, 2, 3, 5 şeklinde. Yani 60 sayısının asal çarpanları 2, 3 ve 5 sayısının olduğunu görüyoruz. Şimdi programın yapılışından birazcık bahsedeyim sizlere. Kullanıcıdan öncelikle bir sayı girmesini isteyeceksiniz ve bunu sayı isimli bir değişkene atayacaksınız. Girilen sayıyı bölecek olan sayıları tutacak bir değişken ihtiyacınız var. Yani 2'ye bölecek, sonra tekrardan işte 2'ye bölünüyorsa 2'ye bölmeye devam edecek, 2'ye bölmeye devam edecek. Ha, 2'ye bölünmüyorsa eğer 1 arttırıp deneyecek, 3'e bölecek. 3'e bölünüyorsa eğer 3'e böldükten sonra devam edecek. 4'e bölünüyor mu bakacak. 5'e bölünüyor mu bakacak. Bunları tek tek bölmeye çalışacağız. 2, 3, 4, 5 şeklinde tek tek deneyeceğiz. Bölen adında bir değişken oluşturup 2'den başlatacağız bunu. 2, 3, 4, 5 şeklinde artık bölmeye çalışacağız sayıları. Girilen sayıya kadar bir döngü oluşturmamız gerekiyor. Eğer girdiğimiz sayı bölen değişkenine bölünüyorsa ekrana bölen değişkenin değerini yazdırıyoruz. Yani şu 60 sayısı 2'ye bölünüyorsa eğer 2 sayısını ekrana yazdırıyorum. Sonra 30 sayısı, bakın girmiş olduğum 60 sayısı 30 sayısına düştü. 30 sayısı 2'ye bölünüyorsa eğer 2'yi tekrar ekrana yazdıracağım. Sonra 15 sayısına düştü. 30'u 2'ye böldüğüm zaman 15 kaldı. 15 sayısını 2'ye bölmeye çalışacağız. 2'ye bölünüyor mu? Hayır. Bölen değişkenimin değerini 1 arttırıyorum. 3'e. 3'e bölünüyor mu? Evet. Bölündükten sonra 5 kaldı. 5 3'e bölünüyor mu? Hayır. Bölen değişkenimin değerini 1 arttıracağım. Sonra 4'e bölünmediğini bakacağım. 5 sayısı 4'e tam bölünüyor mu? Hayır. Bölünmediği için bölen değişkenimin değerini 1 arttıracağım. Bölen değişkenim 5 olacak. 5 5'e tam olarak bölündüğü için ve kalan da 1 oldu ve programı bitirdik. Evet arkadaşlar, şimdi videoyu burada durdurarak kendiniz yapmaya çalışın önce. Yapamadığınız takdirde uygulamanın yapılışını videonun devamında görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi uygulamanın nasıl yapıldığına bakacağız. Şimdi öncelikle kullanıcıdan bir sayı almamız gerekiyor asal çarpanlarını bulmak için. Sayı adında bir değişken oluşturuyorum ve input fonksiyonuyla bilgi alıyorum. Evet, şimdi bölen değişkenimi oluşturuyorum. Yani girmiş olduğum sayıyı bölecek olan değişken ve bunun değerini 2'den başlatıyorum. Sonrasında ise for ile bir döngü oluşturacağım. Tuttuğu, hani girmiş olduğum sayıya kadar bir döngü oluşturuyorum. Bunun da ismi olsun, iyi olsun. Ile sayı arasında bir döngü oluşturdum. Daha sonra kontrol edeceğim. Acaba girmiş olduğum sayı tam olarak bölen değişkenini bölünüyor mu? Bir önceki dersimde de söylemiştim. Bir sayının bir sayıya tam olarak bölünüp bölünmediğini kalanına bakarak anlarız. Kalan sıfırsa eğer tam olarak bölünüyor demektir. Kalan sıfır olmuyorsa tam olarak bölünmüyor demektir. Yani küsuratlı bir sayı çıkıyordur sonucunda. Evet, sayı bölündüyse eğer ne yapıyorum? Ekrana bölen değişkeninin değerini yazdırıyorum.
Ve sayı değişkenimi artık ne yapmam gerekiyor? Bu sayıya bölmem gerekiyor. Hani şu 60, 30, 15 diye gitmişti ya. Şurada 60 sayısını 2'ye böldüğüm zaman 30 kalmıştı. E ben şimdi girmiş olduğum sayıyı hep 60 üzerinden değerlendiremem. 60'ı 30'a düşürmem gerekiyor. O yüzden de sayımı bölüyorum. Bölü eşittir bölen değişkeni. Tam olarak bölünmüyorsa onu da else ile ifade edeceğim. Zaten bir sayı bir sayıya ya tam bölünür ya tam bölünmez. Başka bir ihtimal var mı? Yok. Biz tam bölünmesi için şuradaki şartı kullandık. Bir daha şart kullanmama gerek var mı? Eşit değildir sıfır dememe gerek yok. O yüzden de else'i kullanıyorum. Bölen değişkenimin değerini bir arttırıyorum. Yani ne demek bu? Şuradaki ifade arkadaşlar. 15 sayısı 2'ye bölünüyor mu? Hayır. Ne yaptım? Bölen değişkenimin değerini bir arttırdım. 3'e bölünüyor mu? Evet bölündü. Kaç kaldı? 5. 5 sayısı 3'e bölünüyor mu? Hayır. Ne yapıyorum? Bölen değişkenimin değerini arttırıyorum. 4 yapıyorum. 4'e bölünüyor mu? Hayır. O yüzden bölen değişkenimin değerini bir arttırıyorum. 5 oluyor. 5 5'e tam bölündüğü için ekranımda 5'i yazdırıp uygulamayı ne yapacağım en sonunda da bitireceğim. Evet, bölen değişkenimin değerini de bir arttırdım. Tam bölünmediği zaman bölen değişkenimin değerini bir arttırıyorum. Evet, uygulamamızı bir test edelim. Bir sayı giriniz dedi. Mesela 60 sayısını girelim. Az önce uygulamada göstermiştim. 2, 2, 3, 5 sayılarını getirdi. Bir daha çalıştırıyorum. 30 sayısını girdim. 2, 3, 5 sayılarını getirdim. Bir de asal sayı deneyelim. 53 sayısı olsun mesela. 53 sayısı 53 sayısına bölündü. Biri neden göstermedi? Çünkü ben bölme işlemine 2'den başlamıştım. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Dersimizi beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve gelecek olan uygulamalı derslerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin, başarılar.